Evet sevgili koçlar, kanalıma hoş geldiniz. Bakalım 1-7 Eylül arasında sizleri neler bekliyor? Sizler için 3 tane kart çekip yorumlamaya çalışacağım. Hadi in bakalım, ilk kartımızla başlayalım. Oh! Arkadaşlar, aşıklar kartı. Bu dönemde gerçek bir ilişkiye başlayabilirsiniz duygusal anlamda. İkinci bir işe başlayabilirsiniz. Ortaklık olabilir. Herhangi bir ortaklığa adım atabilirsiniz. Ayrıyeten ailenizden, yakın çevrenizden veyahut eşiniz, sevgiliniz olur. Maddi anlamda destek görebileceğiniz bir dönem bu dönem ve bu dönem bir takım seçim kararları alabilirsiniz sevgili koçlar. Hadi in bakalım. İkinci kartımıza geçelim. Evet sevgili koçlar, kupaların yedilisi tabii. Kupaların yedilisi bu dönem birazcık da böyle artık hayattaki amacınızı sorgulamaya başlayacağınız, amaç arayacağınız bir hafta olabilir sizler için ve herhangi bir şey satın alacaksanız bu ay, bu hafta aklınız birazcık karışık olabilir sevgili arkadaşlar. Yani ne istediğinizi bilemeyebilirsiniz. Fakat bu kartın ekstra bir özelliği de ne istiyorsan onu yap, kararlı ol, seçimini yap ve onu yaptır sevgili koçlar. Hadi in bakalım son kartımız. 1-7 Eylül arası. Son kartımız şeytan kartı. Arkadaşlar bu dönem bir takım bağımlılıklara dikkat edin. Özellikle kilo alımı. Çünkü birazcık da kendini şımartma kartıdır. Şeytan kartı arkadaşlar. O yüzden bu dönem yediklerimize, içtiklerimize birazcık dikkat ediyoruz. Alkol bağımlılığı temsil eder arkadaşlar. Ve kendimizi bu dönem birazcık baskı altında hissedebiliriz ilişki konusunda. Fakat bu dönemde kendinizi aslında baskıda hissetmenize gerek yok arkadaşlar. Şeytan kartı evet doğrudur ama bakın boyunlarındaki zinciri görüyor musunuz? Gayet gevşek. Aslında biz kendi kendimize yapıyoruz, kendimiz izin veriyoruz gibi bu durumlara. O yüzden durumlarınızı bir gözden geçirmekte fayda var sevgili koçlar. Yani istersek zincirleri boynumuzdan çıkartıp kurtulabiliriz. Bu dönem birazcık kendimizi de kısıtlanmış hissedebiliriz sevgili koçlar. Evet sevgili koçlar, 1-7 Eylül yorumum sizler için böyleydi. Mükemmel bir hafta geçirmeniz dileğiyle.